işi. Kırgızistan Türkiye Modası Üniversitesi stüdyolarından hepinizi saygıyla selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz gelenek oldu artık bizde. Türkiye'den gelen çok değerli konuklarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Öncelikle biz onlarla tanışıyoruz. Mutlu oluyoruz tanıştığımıza. Bu mutluluğu sizlerle de paylaşmak istiyoruz ve konuklarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Bugün yine çok mutlu olduğumuz bir paylaşım yaşadık burada. Gençler var çünkü stüdyomuzda. TİKA biliyorsunuz, TİKA'nın çok önemli projeleri oluyor bütün bölgede, Avrupa'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da. O projelerden biri devam ediyor Kırgızistan'da. Şu an tecrübe paylaşım programı 2019 yılında yapılıyor, üçüncüsü gerçekleştiriliyor. Bu proje kapsamında Kırgızistan'ı, atayurtlarını ziyaret eden dostlarımızla bugün buradayız. TİKA uzmanı Ali Fuat Çebici de burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Mikrofona biraz yakın konuşmanızı rica ediyorum sizden. TİKA tecrübe paylaşım programı neyi kapsıyor? Öncelikle onu bir anlatalım dinleyicilerimize. Sonra dostlarımızla da devam edeceğiz konuşmaya. Buyurun. Biz TİKA olarak bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz tecrübe paylaşım programı Türkiye'deki öğrencileri kapsıyor. Bu sene 36 farklı ülkeye 500 öğrenciyi götürmeyi planlıyoruz ve şu anda Kırgızistan ikinci grup olarak faaliyetlerine başladı. Buradaki maksadımız bizim Türkiye'deki öğrencilerin ve Türkiye'deki açıkçası kamuoyunun TİKA'nın yurt dışında yapmış olduğu faaliyetleri yerinde bizatihi görmesi ve arkadaşlarımızın buradaki projedeki edindikleri izlenimleri Türkiye'de medyada, sosyal medyada veyahut da yakın çevresiyle paylaşmasını, doğru bir şekilde yansıtılmasını kamuoyuna istiyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bir proje. Peki bu izlenimler neler oldu acaba? Hemen müsaade ederseniz arkadaşlarıma sorayım. Abdullah senden başlayalım. Hem kendini tanıt hem de bu proje kapsamında izlenimleriniz olacak. Bunu Türkiye'deki dostlarımızla paylaşacaksınız. Nasıl izlenimlerin oldu? Bize bunlardan biraz söz eder misin lütfen? Peki. Merhabalar öncelikle. İsmim Taha Abdullah Altunlu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiyim. İletişim Fakültesinden. TİKA ile tecrübe paylaşımı programına yani ilk önce Kırgızistan'ın çıkması, tabii bu kurayla yapılan bir işlem. Kırgızistan'ın çıktığı anda yani açıkçası çok mutlu oldum. Çünkü bizim ata yurdumuz. Hani şanslı katılımcılardan biriydim. Evet. Daha sonra buraya tabii ilk defa geliyoruz Kırgızistan'a. Buradaki halkın yaşam olanakları, işte bize karşı olan sıcak yaklaşımları oldukça mutlu etti tabii. Benzerlikler gördün mü? Nasıl, kendi evinde hissettin mi? Genelde öyle söylüyorlar çünkü gelen konuklarımız. Şöyle söyleyeyim, gerçekten yani tamamıyla ben aslen Erzurumluyum. Yani yapı olarak, yani sosyal çevre olarak birebir aynı diyebilirim. Ne güzel. Evet. Diğer arkadaşlarımız da mı öyle hissettiler? Sizleri de tanıyalım lütfen. Merhaba, ben Abdullah Keşik. Boğaziçi Üniversitesi İşletme İnşaatı Öğrencisiyim. Ben de Abdullah Keşik'e katılıyorum. Kırgızistan çıktığı ben de çok sevindim. Çünkü Orta Asya bölgesinde gelmek istediğimden dolayı. Şehir konusunda denemek gerekirse buraya geldiğimizde sanki bir Anadolu şehrindeymişim gibi hissettim. Özellikle insanlarla iki işlerde insanların bakış açıları, hareketleri. Ali Bey, diğer mikrofonu da verebilir miyiz? Biraz daha güçlü çıksın sesi konuğumuzun. Evet, kusura bakmayın lütfen. Buyurun. İlişkimiz bazında çok samimi geldi. Çok rahat diyaloğu kurabiliyorduk. Yani söylerlerdi. Doğu milleti daha samimidir. Hele bile bunlar Türk kardeşimiz, Kırgız kardeşimiz olunca daha da bir samimi aramızda muhabbet bağları kuruldu. Ben TİKA'ya teşekkür etmek istiyorum. Kırgız kardeşlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların bize emeği çok fazla. Bizi gerek tercümanlık gerekse tanıtım olarak veya olan olaylara bazında bize anlatıyorlar, bilgilendiriyorlar. Teşekkür ederim. Seni de tanıyalım. Hoş geldin tekrar. Öbür mikrofonu da alalım lütfen. Hoş bulduk. Evet. Mustafa Dizman, ben İtalya, Catania Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim.
Ben de bu programı açıkçası seçeceğimi hiç düşünmüyordum. Yani benim için sürpriz oldu. Haberi Fransa'da aldım açıkçası. Bir an önce bilet tarihi değişmem gerekiyordu çünkü farklı bir tarihteydi. Kabul aldığımı duyunca ben de bir öğrenci olarak biraz inisiyatif aldım. Birbirinden fazla para vererek bilet tarihimi değiştirdim bu programa katılabilmek için. Geldik buraya. Gerçekten çok sıcak insanlar. Gayet memnunum yani programdan da. İlk defa Atika'nın bir programında yer alıyorum. Gayet her şey güzel. Bu olanakları sağlayan başta Atika Başkanı olmak üzere bütün bütün emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Peki sizler hepiniz sonuçta meslektaşlarımızsınız. Bu işleri yapacaksınız değil mi? Buralarda hiç düşündünüz mü? Yani ortak bir şeyler yapsak, Kırgızistan'a uzansak, Kazakistan'a gitsek, bölgedeki diğer Türk kardeşlerimizle ortak projeler geliştirsek, bunlar var mıydı aklınızda? Yani açıkçası ben yani TİKA'nın yani özellikle Türkiye Cumhuriyeti nezdinde bu kadar çok aktif olduğunu bilmiyordum buraya gelene kadar. Yani geldim, gözlemledim projeleri, gerçekten çok şaşırdım yani. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Yani aslında bekliyordum ama bu kadar çok değildi yani. Çok ciddi projeleri imza atmışız. Ki bu TİKA ofisi bildiğim kadarıyla 60 ülkede var. Tabii. Yani diğerlerinde kim bilir neler yapmışızdır yani. Gerçekten bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bundan gurur duyuyorum. Kırgızistan'da da gerçekten çok etkin çalışmaları var TİKA'nın. Sadece Kırgızistan'ın gördüğünüz başkenti Bişkek'te değil, en ücra köşelerinde dahi topluma fayda sağlayacak çok önemli projeleri gerçekleştirdi TİKA burada. O açıdan çok haklısınız. Ne kadar övünsek TİKA'yla, devletimizin bu desteğiyle azdır. Her şey tabii ki Kırgız kardeşlerimiz için, dünyadaki diğer kardeşlerimiz için. Ayrıca ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu kadar hani Kırgızistan'da etkin olduğunu zannetmiyordum. Buraya yerinde gelip gördükten sonra şahit oldum. Şöyle bir şeyde açığı da yakalamış olduk. Biz aslında yani Türkiye'nin yapmış olduğu bu hizmetler diyelim, paylaşımlar diyelim, yeterince duyuramıyoruz. Hı hı. Yani bu konuda çok eksiğimiz var bizim. Türkiye'ye artı, Türkiye'nin imajına artı katkı sağlayacak bu gibi şeylerin, olanakların, yapılan hizmetlerin duyurulması konusunda biraz geride kalıyoruz. Peki projeler geliştirmeye başladınız mı? Zihninizde en azından bir şeyler canlandırmaya başladınız mı? Biz ne yapsak da bu gördüklerimizi daha fazla anlatsak Türkiye'deki kendi halkımıza da, dünyanın diğer halklarına da nasıl anlatabiliriz diye bir şeyler düşünüyor musunuz bu konuda? Yani tabii ki şu an... İletişimciler olarak. Evet. Yani buraya gelen arkadaşların tamamı iletişimci diyebilirim. Evet. Bu arkadaşlarla da münazaralara yapıyoruz kendi aramızda. Ne yapabiliriz diye. Günümüz sosyal medya dediğimiz, artık medyanın yerini alan sosyal medya. En güçlü araç elinizde. Evet, evet. Bununla bazı projeler yapmayı düşünüyoruz açıkçası. Biz de zevkle takip edeceğiz. İnşallah. Etkiliğini de göreceğiz bakalım. İnşallah. Ali Bey, var mı yakın zamanda TİKA'nın bu tarz tekrar çok fazla fayda sağlayacak insanlara, hem sizin yaptıklarınızı çok daha iyi anlatacak hem de neler yapıldığını gösterecek projeleri yakın zamanda? Biz Kırgızistan'da projelerimize devam ediyoruz. Biraz projelerimizden de aslında bahsetmek gerekebilir. Bugün gerçi üçüncü günü ziyaretimizin. Kırgız-Türk Devlet Hastanesi'ni gezdik Ali Muslu nezaretinde. Gerçekten çok etkilendiğimizi söyleyebiliriz. Arkadaşlar da şaşırdı. Orta ölçekli, belki çok büyük bir hastane yapıldı. Çok modern bir hastane, ekipmanlarıyla, inşaatıyla vesaire. İnşallah çok yakın bir zamanda açılacağını kendilerinden duyduk. Oldukça Kırgızistan halkına hizmet edecek çok güzel bir hastane yapıldı. Hem halka hizmet edecek, çok önemli bir projeydi bu. Gerçekten çok büyük bir faydası olacak. Hem de Kırgızistan'a ekonomiye de katkı açısından sağlık turizminin de kapısını açacak bir hastane orası. Ve Oş'taki açılan hastanede tabii ki. Aynı şekilde. İlk gün ziyaret ettiğimiz Cengiz Aytmatov'un kültür merkezi biliyorsunuz. Evet. Milli Kütüphanesi de açıldı TİKA destekleriyle. O da çok güzel bir şekilde tefriş edilmiş. Tadilatı yapılmış bir şekilde gördük. Hatta ilk toplantımızı orada gerçekleştirdik öğrenci arkadaşlarla.
anlamda. Gerçekten Kırgızistan halkının özellikle gençlerin istifade edebileceği bir çalışma odası, kütüphane orada sunulmuş. Birçok irili ufaklı büyük bütçeli, küçük bütçeli projeleri var TİKA'nın Kırgızistan'da. 1992'den beri faaliyet gösteriyor TİKA Kırgızistan'da. Özellikle önem verdiği, yani TİKA'nın kuruluş amacının aslında Orta Asya'daki devletler olduğunu biliyoruz. Belki şu anda hinterlandı genişlemiş vaziyette ama o yüzden Kırgızistan bizim için çok önemli bir ülke konumunda şu an. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ali Bey, ben gerçekten sabırsızlıkla, büyük bir heyecanla bekliyorum bütün bu güzel kardeşlerimizin yapacağı haberleri, paylaşımları. Göreceğiz gençler ve bağlantıyı, biz artık öyle söylüyoruz, bağlantıyı hiçbir zaman koparmayalım. Burada Medya Manas var, burası da sizin radyonuz, televizyonunuz. Nasıl Kırgız kardeşleriniz, Türkiye'den gelen kardeşleriniz bu imkanlardan, Türk Devleti'nin sunduğu bütün bu imkanlardan sonuna kadar faydalanıyorsa, sizler de gelin bize katılın. Hem TİKA'ya destek olun bulunduğunuz yerlerden, hem bizlere destek olun. Güzel projeleri birlikte hayata geçirelim. Ne dersiniz? İnşallah varız. Tamam. Biz sizleri elbette İletişim Fakültesi'ndeki öğrencilerimizle de dostlarımızla da tanıştırmayı çok isterdik ama bir dahaki gelişinizde artık onlarla da tanışırsınız. Ortak projeler geliştirirsiniz, dostluklar geliştirirsiniz. Türk dünyasının gençleri olarak güzel işleri birlikte kotarırsınız diye umuyoruz. Söylemek istediğiniz Kırgızistanlı gençlere, arkadaşlarınıza sözler varsa, çünkü burada bir gelenek vardır. Sunucular bunu hep yapar programın sonunda. Özgür mikrofon derler, erkin mikrofon derler. Bu özgür mikrofonu size uzatalım. Söylemek istediklerinizi son olarak söyleyin. Daha sonra görüşmek üzere diyelim. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyelim dinleyicilerimize ve izleyicilerimize. Yani ben Kırgız kardeşlerimizin bize misafirperver davrandıkları için teşekkür ediyorum. Açıkçası çok güzel ağırlıyorlar. İnşallah nasip olursa bir daha gelmek isterim. Ben teşekkür ediyorum. Burada ben şimdi Foça'ya gittiğim zaman oradaki bir arkadaşım, Foça'da bir kare taş var, ayağını oraya bastıysan döner dolaşır Foça'ya gelirsin demişti. O kare taş Bişkek'te de var arkadaşlar, emin olun Kırgızistan'da da var. Buraya bir gelen çeşitli vesilelerle sürekli geliyor. Ben eminim sizleri tekrar göreceğiz buralarda. Ben arkadaşlarımız da son bir şeyler söylemek istiyorlarsa söylesinler. Sizinle de kapatalım Ali Bey. Bugün Bişkek'in içindeki bir rehabilitasyon merkezine gittik. TİKA'nın çocuk bölümünü restore ettiği bir yerde. Oradaki çocukların memnuniyeti, yüzlerindeki memnuniyeti gördük. İnanın bu bizi çok memnun etti. Dedik hani TİKA gerçekten çok güzel işler yapıyor ve insanların hayatlarına dokunuyor. İnsanları mutlu edebiliyor. Yani bizim bu işten herhalde tek kazancımız bu oluyor. İnsanların mutluluğu oluyor, şeyli oluyor. Hatta oranın baş hemşiresi o restore eden ustanın ismini dahi unutmamış. Onu bize söylüyordu. İbrahim Usta diye. Ne kadar güzel. Yani böyle güzel anılar birikiyor, böyle güzel şeyler oluyor. Yani teşekkür ederiz. Dime geçen herkese. Ben son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Üniversiteye başladığımdan beri ben seyahat ediyorum elimden geldiğince, imkanlar doğrultusunda. İlk defa bir Orta Asya ülkesine geldim açıkçası. Yani aslında bakarsanız çok ciddi bir geri kalmışlık var. Hem ülkede fiziki olarak hem de mental olarak. Ben böyle düşünüyorum. Yani Kırgızistan'dan anlattığım buydu benim. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak zaten elimizden geldiğince hastane olsun, okul olsun, farklı alanlarda da Kırgızistan'da işbirliği içerisinde hareket etmeye çalışıyoruz. Bu gerçekten beni mutlu ediyor. Benim devletimin başka topraklarda hani başka insanların hayatına dokunulması gerçekten çok güzel bir şey. Buradan Kırgız kardeşlerime çok teşekkür ediyorum bizi iyi bir şekilde ağırladıkları için. Teşekkür ediyorum. Kırgızistan bir süre daha burada kalırsan pek çok açıdan çok da önde aslında. Bunları da göreceksin. Aslında Ali Bey, bu tip buluşmaların, gençleri buluşturmaların ve Orta Asya'daki o kardeş cumhuriyetleriyle tanıştırmaların bu tip şeyi de var. Ben mesela buraya gelirken bazı arkadaşlarım nereye gidiyorsun, kalabilecek misin orada falan demişlerdi. Ben o kadar mutlu oldum ki burada yaşadığım süre içinde. Bir seneliğine gelmiştim. Burada beklentilerimin çok daha fazlasını buldum. Onun için benim sevgili kardeşlerim de bir süre daha burada kalsalar buranın aslında ne kadar yaşanılabilir, pek çok açıdan da ne kadar gelişmiş yerler olduğunu görürler.
TİKA biraz önce bahsettiğiniz gibi arkadaşlar gerçekten zihninin gerisinde başka bir şey olmadan, Türkiye Cumhuriyeti de öyle, bizim devletimiz öyle gerçekten, tamamen gönülden neye ihtiyacı varsa, kardeş gördüğü, kardeş bildiği, ki öyle tarihimizle, kültürümüzle, her şeyimizle biriz biz, biriz, iriyiz, diriyiz birlikte, buralara hiçbir beklenti olmadan ve Türk milleti de aynı şekilde kardeş milletlerine elinde ne varsa, hatta olmayanı dahi oldurup veriyor ve çok güzel şeyler yapıyor. Bu açıdan ben de o heyecanınıza katılıyorum. Gittiğimiz her yerde insanların güler yüzünü görmek, iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki bizlerlesiniz burada dediğini duymak kadar heyecan verici bir şey yok zannediyorum. Buyurun Ali Bey, sizinle kapatalım programı. Evet. Sizin de dediğiniz gibi biz TİKA olarak aslında sadece Kırgızistan'da değil, dünyanın hiçbir yerinde belli bir amaca matup bir şekilde proje ve faaliyetlerimizi gerçekleştirmiyoruz. Evet. Tamamen gönülden, ihtiyaç duyulan coğrafyalarda imkanlarımız nispetinde neler yapabilirsek en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Hani ülke olarak, kurum olarak, hani kurumda çalışan arkadaşlar olarak tüm amacımız, gayemiz bu. Benim Kırgız kardeşlerime, dostlarıma söyleyeceğim şu mesaj olarak buradan. Biz TİKA olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Ancak belli amaçlara matuf bazı menfi haberler ya da asparagas haberler çıktığını duyuyoruz. Bunları bir şekilde yayıyorlar sosyal medya vasıtasıyla veya başka bir şekilde. Bunlara itibar etmeyip doğrudan kendilerinin gelip hem yetkililerle görüşmeleri hem projeleri yerinde görmelerini biz isteriz. Ya da başka meselelerde de olabilir. Bu menfi haberlere itibar etmemelerini istiyoruz. Doğrudan muhatap olabilirler. Bizim kapımız herkese her zaman açık. Yani dediğimiz gibi 92'den beri buradayız. Burada olmaya da devam edeceğiz. Son söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim. Biz de elimizden geldiği kadar bu değerli çalışmalarınızı duyurmaya devam ediyoruz. Dinleyicilerimize, izleyicilerimize hatırlayalım, hatırlatalım bir kez daha. Manas Radyosu'nu, Medya Manası'nı takip ettikleri takdirde TİKA'nın pek çok faaliyetiyle ilgili bilgi sahibi olacaklar. Yine Kırgızistan'daki değerli meslektaşlarımız da TİKA'nın pek çok faaliyetini duyuruyorlar. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki geldiniz. Kapımız her zaman açık. Başımızın üstünde yeriniz var. Teşekkür ederim. Kırgız dostlarımızın dediği gibi gelip durunuz. Bekliyoruz sizi her zaman. Değerli dinleyicilerimiz, çok değerli dostlarımızla sizi buluşturduk. Bir başka programda görüşme dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hoşçakalın.